Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bazı ayarlamaları yaptım. Bir de bir komut öğrendim. Onu da size söyleyeyim. Hatta direkt yazayım bak şuraya. Slash game rule. Yanlış yazdım. Ne yazdım lan ben? Tamam, game rule. Do mob spawning. Bak şunu. Bunu false yaptığınız zaman, hani şu an kullandığım asker modundan dolayı etrafta haydutlar spawn oluyordu ya, onu kapatmak için bunu yazdım. Do mob spawning yazdığınız zaman oyundaki size saldıran, yani işte zombi, iskelet, creeper, örümcek, enderman, bu yağmacılar falan hiçbir şey spawn olmuyor. Siz game modda yumurtayla koymadığınız sürece. Bunu bilerek yaptım, size de dedim söyleyeyim, yeni öğrendim şeyi, komutu. Belki dedim bir işinize yarar. Sebebi şu. Video dışında işte burada birkaç ayar çekiyordum. Ulan atlardan biri bağırmaya başladı. Bir baktım yağmacı gelmiş atları kesiyor burada. Dedim hadi bir kere olur. 5 dakika sonra bir tane daha spam oldu. O da geldi saldırdı. Sonra bu komutu buldum ben de. Güzel komut aslında. İş yapar. Bu arada şey bak. Oyunda peaceful'da falan değil ha. Bir patates gömelim. Artık etrafta o yağmacılar spam olmayacak. Şimdi salona bir girelim. Reis selamun aleyküm. Dur hatta bak şuraya da oturayım da. Ben oda kiralamak istiyorum. Bize kaça olur oda? Yanlış tıkladım. Dur dur. Sabit dur sabit dur dur. Gel buraya. Eğilip tıklayacaktım. Ver bakayım şunu reis. Sana günlük 1 dolara 1 numaralı odayı kiralayabilirim. Her sabah parayı bana vermen yeterli. Tamam. Artık 1 dolara anahtarımı da alayım. Artık 1 dolara şey yapabiliyorum. 1 numaralı oda. Burası bizim mi? Oo, güzel mekan. Ufak tefek sandıklar falan da var. Şimdi 1 dolar veririz. 1 dolar elimde kalsın. Geriye kalan para şimdilik burada durabilir. Mermiler, silah yanımda dursun. Yemek de yanımda dursun. Zaten geçen burada uyumuştuk. Tamam artık odamız var. Her sabah şey vereceğiz bu dayıya. 1 dolar vereceğiz. Uyup uyandıktan sonra. Şimdi 14 dolar paramız var. Öncelikle ben şöyle bir şopa bir gidelim. Şimdi zırhlar çok önemli. Zırhların tanesi 64'ten başlıyor. Görev zaten yapacağız da bak tren gidiyor arkada. Yiyecek şimdilik ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olduğunda bakarız. Silahta ne var hocam? Silah olarak mermiler falan belki iş yapabilir. Mermi alabiliriz veya bak bizde tabanca var da 3x şundan kaça kaç bu 32. Yani 64 artı 32 şey lazım. Şu tüfeği alabilmek için veya da pompalıyı alabilmek için. Tüfeği alırım. Tüfek daha iyi gibi. Neyse bakacağız. Ha bu arada bak bu modda da bu dayı normalde boş adam değil bak. Bundan da bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Bak bu kıyafetleri falan bundan satın alabiliyorsunuz. Ve bir şeyler satabiliyorsunuz. Tam olarak ne satıldığını bilmiyorum bunda. Ama bu dayıyı kullanmayacağım. Sadece şekil olsun diye burada duruyor. Şimdi bir bakalım. Şerif'le bir görüşelim. Şerif'le değil de o panoya bir bakalım. Görevler neler var. Görüşü burada unutmuşum. Çaktırmayın. Tamam. Şimdi Haydut Max. Fiyatı en düşük olan muhtemelen en düşük risk olan da budur diye tahmin ediyorum. Adamlar hakkında bilgiler burada. Hepsini alayım bir okuyalım. Ona göre seçeriz. Şimdi Haydut Max'te başlıyorum. Kasabanın kuzeybatısında kamp kurmuşlar. Bu arada noktalama işaretlerine yazım kurallarına takılmayın. Ben hiç önemsemiyorum çünkü yazarken. Sayıları bilinmiyor. Canlı ya da ölü. Eğer ölürse üzerinde önemli belgeler var. O belgeleri Şerif'e teslim et ve paranı al. Bir şey oluyor. Tamam, sıkıntı yok. Ve bilgisayar kendi kendine bir şeyler yapıyor arada da. Kasabanın güney... Bu kim? Dur. Bil. Kasabanın güneyinde tren istasyonu yakınlarında tek başına görülmüş. Kesinlikle öldürülmeli. Kanıt olarak silah kemerini Şerif'e teslim edin. Dikkatli olun. Bil pusu kurmasıyla ünlüdür. Çakala bak sen. Haydut Jack. Güncel bilgi yok. Peki o zaman sadece Haydut Max ve Haydut Bil'in işlerini halledebiliriz. Tamam. Oğlum tek başına görülmüş diyor Haydut Bil'e. Önce gidip ben Bill'i indireyim o zaman. Öyle daha mantıklı değil mi?
Reis peki görev tamamlayınca senden nasıl şey yapacağız? Aa bak görev tamamlayınca bunu alacağız. Bir okuyayım bakayım. Görevleri tamamladığında onayladığın posterleri al, paranı alabilirsin. Eyvallah. Bana geri vereyim ben şunu. O zaman bak şöyle yapalım. Ben Haydut Bil neredeydi? Kasabanın güneyinde istasyon yakınlarında tek başına. Haydut Bil'e bir gidelim. Yarın mı gitsek? Ama siz bana at vermediniz. Neyse. Koşarak gideriz zaten yakın orası. Sıkıntı yok. Şimdi para ne kadar alacaktım lan? 10 dolar mı alacağız ondan? Bir bakayım da. Aslında bir günde çıkıp direkt iki görevi de halledebiliriz. Niye tek tek uğraşayım? 11'im bu veriyor, 5'im bu veriyor. Haydut Max neredeydi? Bir daha bakabilir miyim? Kasabanın kuzeybatısında kamp kurmuşlar diyor. Bu tek kişi değil o zaman. Sayıları bilinmiyor. Canlı ya da ölü. Eğer ölürse üzerinde belgeler var falan filan. Tamam. Kuzeybatısında. Kuzeybatı. Kuzey batı şöyle gideceğiz işte şu tarafa doğru. Tamam hava kararıyor ufaktan. Sabah olunca yola çıkarız. At vermediler. Neyse yapacak bir şey yok. Reis kolay gelsin. Ben bir odama çıkayım. Şimdi 1 dolar sabah vereceğiz. Onda sıkıntı yok. 10 dolar yok para daha kasılacak ya daha. Baya görev yapmak lazım. Şu an temel amacım zırh almak aslında. Zırhlar daha önemli. Gerçi üstümdeki kıyafetler az bir şey zırh veriyor bana ama az veriyorlar. Bu arada çatılar da böyle ha düz. Onu da görmüş olursunuz. Bence kasaba şu an şekil olarak iyi durumda. Şey diyecektim bak. Şimdi aklıma geldi o. Kasabaya daha bir şeyler yapayım mı? Ya bence çok gerek yok. İki tane daha bina yapmayı düşünüyordum şuraya. Sonra düşündüm ne binası yapacağım diye. Aklıma bir şey gelmedi. Sonra yapmadım. Boş bıraktım. Varsa aklınıza gelen böyle vahşi batıda herhangi bir yapı bina falan. Söyleyin. Aklıma yatarsa onu da yaparım. Yerimiz var nasıl olsa. Sıkıntı yok. Akşam olmasını beklemeyin. Ben bir time set çekeyim. Biz gene paramızı verelim de yatmışız gibi. Boşu boşuna vakit kaybetmeyelim yani. Reis. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ben şöyle teslim edeyim. İyi günler. Şimdi gidelim bakalım. Önce şeyle başlıyorum. Şu istasyon hangi istasyonla? Güneydeki aşağıdaki istasyon. İlk istasyon. Şurada bir yerde. İstasyon yakınlarında diyordu. Tren de gidiyor oradan. Abi pusu kuruması. Dur ben şuradan bir yemeği yiyeyim önce. Dur. Karnımız doysun. Emaneti de bir çekeyim elime. Ne olur ne olur. Ulan pusu kurumasıyla ünlü diyordu. Acaba şöyle tepelere bir yerlere falan şey yapmış olmasın bu çakal? Mekan yapmış olmasın? Belli mi olur oğlum? Pusar bir yere. Dur sandığı açacağım da. Tepede bir yerde mi bu çakal? Ne yapıyorsun? Aman oğlum. Lan ateş ediyor şerefsiz bak. Bu muydu lan pusu? Lan içeride şeyi kaldı. Dur şu bloğu kırayım. İçeride mermi şeyleri kaldı. Çakala bak ya. Adamı gökte ararken yerde bulduk. Sandıkta ne var? Aa kemeri de burada. Tamam. Haydut Bil'i indirdik. Tamam bak şu mermi şeylerinde şey yapacağız şimdi. Gidip oradan mermi şey yaparız alırız. 3 mermi sıkmışım. Mermilerimizi dolduralım. Tamam şimdi gidelim. Bunu vereyim ben param bir alayım. Reis günaydınlar. Kolay gelsin. Şöyle teslim edeyim silah kemerini. Şimdi bu Haydut Bil. Alayım şunu.
Paramızı da aldık, tertemiz. Tamam, şimdi sıra Haydut Max'te ama önce gidip şu mermileri bir şey yapalım. Bozduralım. Mermi alalım. Selamünaleyküm reis. Şimdi bununla ne alacağız? Şuradan şu mermiden alacağız. Tamam, bu işi de hallettik. 20 mermimiz var. Mermi sıkıntımız yok gibi şimdilik. Şu parayı ben ne olur ne olmaz şeye bırakayım da benim. Odaya bırakayım da. Başımıza bir iş gelir, bir şey olur. Paralar kim vur diye gitmesin. 24 birim oldu bile para. Şimdi 5 birim daha gelecek, 29. İyi iyi, para kasılıyor. Haydut Jack'le alakalı bilgi yok. Şimdi kuzeybatı ne taraf? Kuzeybatı bu taraf. Böyle gidiyorum o zaman. Silah çektim. Kamp kurmuşlar dedi. Kampı önceden görür müyüz emin değilim. Aha, bir şeyler gördüm ben orada. Bir duman tütüyor orada. Aha, 3-5 tane herif var orada. Silahın menzili ne kadar lan? Vallahi vuruyorum ben buradan. Doldur şarjörü. Bunlar beni görmüyor ki oğlum. Harbi görmüyor bunlar beni. Ben uzaktan indiririm mi ki? Oh. Şerefsize bak, nasıl sıkıyor lan? Çok hasar vurdu oğlum. Heyecan yaptım. Aa, bu ne? Oğlum adamdan içki düştü. İçeriz onu, dur. Çakallara bak ya. Aa bak, bundan da kemer düştü. Biz kemer değil, belge. Ha, şurada mı? Belge yok. Oğlum. Belgeyi koymayı unutmuşum buraya. Neyse, belge bulduğumuzu varsayın siz. Haydut Bill'i de indirdik. Tamam, kemer bir işimize yarar mı? Kemeri ben giyeyim mi lan? Kemer buraya mı takılıyor? Bele takılmıyor ki kemer. Lan ne alaka? Kemer gövdeye mi takılır oğlum? Neyse, kemerlik bir işimiz yok bizim. Kemeri hatta ben şuraya bırakayım, sandığın içine dursun ya. Kemerle bir işimiz yok ki. At kemeri. Bir de şapka çıkmış. Şapkayı da at. Aa, bunlar satılıyor mu lan acaba odayı ya? Dur deneyeceğim. Hiç denemedim ha. Şimdi aklıma geldi. Abi belgeyi koymayı unutmuşum. Neyse tamam, sıkıntı değil. Belgeyi aldığımızı varsayayım. Gidelim şerife. Yalnız iyi mermi harcadım ben ha. Oğlum direkt 4 kalp mi vurdu? 5 kalp mi vurdu adam? Ateş edince. Görmedim de çakal direkt arkadan bir yerden sıktı. Beklemiyordum yani ben. Şey sandım. Bu arada ses fazla, ona yapabileceğim bir şey yok o. NPC'nin şey sesi. Dur şimdi mermileri şurada bozdurma zamanı. Revolver. Pompalı mermisi de geldi de. Bu arada bu mermilerin sayısını ben azaltayım ya. Bunları 3'e düşüreyim. Çünkü çok şey geliyor. Mermi çok fazla geliyor. Baksana, daha elimizde olmayan silahların mermisini topladım. Bey, sana satsam. Şunu alıyor musun mesela sen? Şunu sat desem. Bunu almıyor. Şapkayı alıyor musun? E dayı, sen ne satacağız o zaman biz sana? Neyse. Ben bunları o zaman şuraya bir yere atayım. Bunlar benim bir işime yaramaz. Şu içkiyi de gömeyim. Elinde de cam şişe kaldı. Şişeyi de şuraya atayım bari. Ne verdi lan? Açlık mı veriyor lan o? Doygunluk 2 diyor. Oğlum doygunluk diyor, şeyi aşağı gösteriyor. Ok. Ne ulan, bilsem doygunluk verdiğini şey yemezdim. Patatesleri yemezdim. Neyse dur, görevi tamamladık. Gidelim şuradan şeyi de alalım. Selamünaleyküm. Şuradan bir şey alabilir miyim? Haydut Max'in şeyini. Bunu da hallettim. Dur, parayı buraya koymayacağız. Tamam, bu işimizi de hallettik. Güzel.
Gidelim şu parayı da koyalım. Dediğim gibi ben mermileri biraz şey yapayım, onu düşüreyim. Çok fazla şey geliyor, mermi geliyor. Şunlar da şurada dursun. 23 mermimiz var. Silah dolu. 29. Toplam mermi. Tamam, sıkıntımız kalmadı şu an. Hallettik. Şimdi bazı planlarımdan bahsedeyim. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. Şimdi şu tepeye ufak bir yer yapılacak. Ne yapılacağını söylemiyorum. Yapınca görürsünüz. Bir sonraki bölüme yapacağım orayı. Dediğim gibi yorumlara yazın. Buraya ekstra şöyle bir iki tane daha bina ekleyeyim. Aa bak, şimdi aklıma geldi. Su kulesi falan ekleyebilirim ha. Su kulesi gibi bir şey olabilir. Siz yine yorumlara yazın. Aklınıza gelen bir yapı varsa, bir bina varsa söyleyin. Şuralara yapabilirim. Şöyle iki, hatta belki dört tane daha bina yapılır. Yerimiz var yani. Sıkıntı yok. Onun dışında bu görevler sürekli olarak değişecek. Daha farkındaysan senaryo ile alakalı bir şey yapmadık. Sadece görev yaptık. Bu görevler senaryodan bağımsız. Senaryoya daha giriş yapmadık yani. Biz sadece bu kasabaya geldik. Bir haydut olarak. Şerif'in kafasına ödül koyduğu adamları indirdik. Paramızı aldık. Paralı asker gibi bir şey olduk yani şimdilik. Daha hikayeli bir şeyimiz yok. Onun dışında tren şu an çok bir sıkıntı çıkarmadı. Yani ben böyle tren sürekli gezerken çok FPS düşer mi diye düşündüm. Çok bir şey olmadı. Belki hani kasabayı büyütünce çankımızın içine girecek ya tren sürekli. Çok kasma falan olursa treni kullanmadığım zamanlarda durdurabilirim. Buradaki istasyonda dursun tren. Veya burada dursun. Kullanacağımız zaman tekrar şey yaparız onu. Öyle şeyler olabilir. Ayarlanır. Şimdi farkındayım. Bu bölüm bir tık kısa oldu. Bir sonraki bölümlere daha fazla görev, daha farklı şeyler ayarlayacağım. Zaten önümüzdeki bölüm artık senaryoya da gireriz ufaktan. Daha uzun sürer bölümler. Ama Minecraft serilerini 45 dakika, 1 saat beklemeyin. Ya, o kadar uzun olmaz. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelin. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.